Efendim İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye'li iş adamlarına vize kolaylığı sağladı. Bu konunun bütün ayrıntılarını şimdi avukatımız Serpil Ersan sizler için anlatıyor. Bu bölümümüzde aynı zamanda iPhone ya da laptop kazanmak istiyorsanız aşağıdaki şifreyi alıp hemen arıyorsunuz. Ve tabii ki ya bir iPhone ya da laptop kazanma şansı yakalıyorsunuz. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'li iş adamlarına yönelik vize kolaylığı yapıldı. Böylelikle Türkiye'de iş yeri sahibi olanlar İngiltere'ye daha kolay yoldan vize alabilecekler. Konuyla ilgili detayları ise avukatımız Serpil Ersan sizler için yanıtladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Konsolosluklar Direktörü Barbara Woodward, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Türkiye'deki iş dünyasına İngiltere'ye geliş açısından bir kolaylık paketi hazırlayacaklarını belirtti. Bunun için de 1 Mayıs'tan itibaren şirketlerle ilişkiye geçirildi. Bu pakete göre Türkiye'den İngiltere'ye gelmek isteyen iş adamlarına veya iş çevrelerine kolaylıklar sağlanıyor. Bu şirketler konsolosluklarda yaptıkları başvuruda vizeler için gerekli belgeleri sunabilecekler. Kendi şirketleriyle, kendi ekonomik durumlarıyla ilgili bilgileri ve evrakları içeriye sunduktan sonra eğer kendi ortaklarından veya çalışanlarından birisi İngiltere'ye gelmek isterse sadece bir mektupla ve parmak izi tabii ki başvurusuyla birlikte daha kolay bir şekilde İngiltere vize sağlanacak. Hatta 200 lira verilerek aynı gün bile vize alınıp alınmayacağı konusunda karar alınabilecek. Tabii bu iş dünyası için önemli bir adım. Çünkü çoğu zaman acil toplantılar için ve iş görüşmeleri için buraya gelmek isteyen birçok kişi vize konusunda aylarca ve dokümanlar açısından da sıkıntılarla karşılaşıyorlardı. Bu açıklama gerçekten de iş dünyası tarafından çok olumlu karşılandı. Aynı zamanda yapılan kolaylıklar içinde vize süreleriyle ilgili gelişmeler de var. Önceden 6 ay süresince verilen vizeler şimdi ise 1 ila 5 yıl olarak değişiyor. Evet, yine iş dünyası ile ilgili önemli bir gelişme. Normal olarak 6 aylık vizeler söz konusu ama yine iş dünyasına başvuranlar açısından 1 yıllık ve 5 yıllık vizeler gündeme gelecek. Bu da sürekli vize yenilemek zorunda kalan kişiler açısından gerçekten de önemli bir uygulama. Özellikle acil iş görüşmelerinde ve toplantılarına gelmek isteyen kişiler açısından sürekli vize başvurularında bulunma zorunluluğu kalmadan 1 yıllık ve 5 yıllık vizelerle buradaki ticaretlerini devam ettirebilecekler. İngiltere'de kolaylık paketi olarak adlandırılan son durum çerçevesinde doktorlar, savcılar, belediye yöneticileri ve akademisyenler de iş adamları gibi vize kolaylığından yararlanabilecekler. Yapılan açıklamada aynı zamanda benzer bir kolaylık paketinin de akademisyenler, doktorlar, belediye yöneticileri, avukatlar ve savcılar için de söz konusu olduğu belirtildi. Bu da önümüzdeki dönemlerde açıklanacak. Böylece belli meslek gruplarındaki kişiler de bu kolaylıktan yararlanabilecekler. Ersan & Co'da bir diğer önemli gelişme ise siz izleyicilerimizi yakından ilgilendiriyor. Son durak avukatlık bölümü boyunca yayınlanan şifreleri takip edip Ersan & Co'ya ulaştığınızda laptop ya da iPhone kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ise şifrelerle Ersan & Co'yu aramanız. Bir diğer önemli konuysa iş yerinizde kaza geçirdiğinizde yapmanız gerekenler. İngiltere iş güvenliği açısından oldukça sıkı kontrollerin olduğu ve sıkı tedbirlerin alınması gereken ülkelerden birisi. Eğer iş yerinde kaza geçirirseniz ve uygulanan sistem, çalışma sistemi, kullandığınız alet gerçekten de sizin çalışma koşullarınıza uygun değilse böyle bir durumda yararlanan kişilerin tazminat alma hakkı var. Bununla ilgili en önemli karşılaşılan sorunlardan birisi bu olayı fazla ciddi görmeyip gerekli tedbirleri almayan işçiler açısından ispat sorunu olabilir. Söz gelimi kazanın olduğunu işverene bildirmeme veya oradaki kaza defterine geçirilmemesi veya hastaneye veya doktora gidildiğinde neden yaralandığına dair herhangi bir belirlemede bulunulmaması daha sonra ispat sorunu yaşanabilir. Bu açıdan işverenlerin işçiler üzerinde bir baskı kurma durumu da söz konusu olabilir.
burada kaza geçirdiğini söyleme veya hastaneye gittiğinde başka bir yerde kaza yap şeklinde telkinlerde bulunabilirler. İşçilerin muhakkak bu konuda çok tedbirli davranmaları gerekiyor. Hemen bağımsız bir kişiden görüş almaları gerekiyor. Ve bu temkinlerden de uzak durmalarında fayda var diye düşünüyorum. Serpil Ersen aynı zamanda İngiltere'deki Türkiye'li işverenin de kaza davaları konusundaki yaklaşımını yorumladı. Ersen böyle durumlarda işverenlerin olaya profesyonel olarak yaklaşıp konuyu uzmanlara bırakması gerektiğini söyledi. Türkiye'li işverenler gerçekten de bu tür durumlarda çok ilginç davranışlara da girebiliyorlar. Mesela bazıları kendilerine bunu hakaret olarak görebiliyorlar. Aslında çok uzun bir şekilde uzun süren demokrasi mücadelesinin sonucunda işçilerin tazminat alma hakkı belirlenmiştir. İşçiler uzun süreli mücadelelerden sonra iş yeri güvenliği konusunda belli yasaların gündeme gelinmesini sağlamışlardır. Aynı zamanda da işçilerin kaza geçirilmemesi için belli tedbirler alınması konusundaki yasal düzenlemelerde uzun süreli bir demokrasi mücadelesinin ürünüdür aslında. İngiltere'de yaşayan Türkiye'li işverenler de açıkçası demokrasi mücadelesine veya de demokratik kavramına o kadar uzak duran kişiler değil. Ama buna rağmen bu demokratik talepleri çok net bir şekilde görmelerine rağmen veya uzun bir süreli mücadelenin sonucu olarak bu işçi haklarının uzun süreli mücadelelere sonra elde edildiğini görmelerine rağmen bu tür davalarda genellikle tepkisel davranıp ne yazık ki sanki kendilerine hakaret edilmiş gibi bir bakış açısı içerisine giriyorlar. Teke tek karşılaştırdığınız zaman ya da teke tek bu konuda açıklama istediğiniz zaman çok rahatlıkla, çok demokratik bir şekilde konumlarını açıklayan birçok insan kendi sigortalarının etkileneceğini düşündüğü andan itibaren oldukça otokratik davranabiliyorlar. Bu da çok ilginç. Özellikle belli işverenlerin bu şekilde davranması çok ilginç. Oysa hepsi akıllı iş adamları. Bunlar sigortaları söz konusu, sigorta yaptırıyorlar. Kendileri böyle bir durumda devreden çıkıp doğrudan avukatlar ve sigortalara bu işi bırakırlarsa, kişisel olarak bu işin içerisine de yoğunlaşmazlarsa, onlar için de çok daha sağlıklı, çok daha mantıklı bir süreç olacaktır. Daha çok savunmaya geçmek yerine var olan iş yerindeki olumsuzlukları veya güvensiz çalışma pratiklerini değiştirmeleri bence daha mantıklı olur.